Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Arzu. Gerçek suç hikayeleriyle ilgileniyorsanız eğer kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Videolarım teşvik değil, tedbir ve uyarı amaçlıdır. Bugün sizlere birçok konudan bahsedeceğim. Kayıp ve cinayet olayları. Ancak genel konumuz gözyaşı otoyolu. British Columbia'da 16. Karayolu adı verilen bir yol var. 724 kilometrelik karayolu. Kanada'nın en uzak bölgelerinden Pasifik Okyanusu'na kadar uzanmakta. İzole otoyol, kilometrelerce ormanı, tomruk endüstrisini çevreleyen küçük kasabaları ve yerli ailelerin son bulmaları için mücadele ettiği birkaç çekinceden geçiyor. 16. otoyolun başka bir ismi de gözyaşı otoyoludur. Kadınlar 16. otoyolda seyahat ettiklerinde ortadan kayboluyor. Korku filmi kurgusu gibi gelebilir. Ancak bu durum gerçek kurgudan daha da trajik. 60'lı yıllardan beri onlarca kadın, çocuk bu otoyolda kayboluyor ya da öldürülüyor. Bu karayolu boyunca yol kenarlarına atılmış çok sayıda ceset keşfediliyor. Otostop yapan birçok kadın bir daha hiç görülmemiş. Gözyaşı otoyolunda tam olarak kaç kadının ortadan kaybolduğu veya öldürüldüğü bilinmemektedir. Kanada Kraliyet Atlı Polisi'ne göre resmi olarak 18 kadın kaçırıldı ya da öldürüldü. Ancak orada yaşayan yerli ailelere göre sayı çok daha fazla. Gerçek sayı ne olursa olsun şu bir gerçek ki gözyaşı otoyolu birçok kurban istedi ve aldı. Ortadan kaybolan insanların çoğu yerli kadınlar ve maalesef ki yerli kadınlar tüm Kanada genelinde yüksek oranda şiddete maruz kalıyor. Hükümet son 10 yılda kayıp ya da öldürülmüş olan yerli kadınların toplam sayısını 1200'e çıkarmış. Ancak yerli insanlar 4000 kadar yüksek olabileceğini tahmin ediyor. Yerli kadınlar Kanada nüfusunun %4'ünü temsil etmektedir. Ancak öldürülen kadınların %16'sı da yerlidir. Gözyaşı otoyolu boyunca meydana gelen kayıp ve cinayet olayları yerli kadınlara karşı aynı orantısız şiddeti takip etmekte. Resmi kayıtlardaki 18 kişinin de yine 10 tanesinin yerli kadınlardan oluştuğu belirlenmiştir. Gözyaşı otoyolunun etrafındaki kasabalar oldukça yoksullaştırılmış durumda. Rezervasyonda yaşayan insanların çoğu azıcık bir yardım için bile büyük mücadele vermek zorunda kalıyorlar. Birçoğunun işe gidecek aracı yok ve işe gitmek için de farklı yollar bulmak zorunda kalıyorlar. Karayolundaki birçok yerin toplu taşıma araçlarına erişimi yok. Toplu taşıma araçlarına sınırlı erişimi olan alanlar var. Ancak bu toplu taşıma araçları sınırlı bir programa göre çalışıyor. İnsanların çalışma saatleri eğer otobüsün çalışma saatlerine uymuyorsa İşte o zaman farklı bir yol bulmaları gerekiyor. Yani otostop çekmek zorunda kalıyorlar. Ve bu durumda kadınları avcılar için kolay hedef haline getiriyor. Kadınlar bu yol boyunca otostop çekmenin çok tehlikeli olduğunun farkındalar. Ancak çalışmaları da gerekiyor çünkü çok yoksullar. Ve bu yüzden de başka alternatifler bulmak zorundalar. Bu kadar çok kadın aynı bölgeden kaybolunca akla ilk şu geliyor. Bir seri katil var ve o bölgeyi avlanma bölgesi olarak belirlenmiş. Ancak Kanada polisi tarafından toplanan kanıtlar bunun aksini gösteriyor. Kanıtlar bölgede çok fazla katilin olduğunu gösteriyor. Bir önceki videomda bahsettiğim Cody Lajibekov bu gözyaşı otoyolu ile bağlantılı olan ikinci seri katildir. Ve Cody Kanada'nın en genç seri katili olarak biliniyor. Resmi soruşturmalar başladığında 2015 yılında bu 18 kişinin kaybı ya da cinayeti için IPEN adında özel bir görev gücü oluşturulmuş. Başlarda 70 kişiden oluşan bu görev gücü bugünlerde aktif olarak 10'dan az kişiden oluşuyor. Bunun sebebinin ise şöyle açıklamışlar, soruşturmalarda yeteri kadar ilerleme kaydedemedik. Ancak yerli halka göre hükümetin bu soruşturmaları göz ardı etmek istemesi asıl sebep. Şimdi sizlere bu gözyaşı otoyoluyla bağlantılı olan gayri resmi ya da resmi olan vakalardan bahsedeceğim. Gloria Levina Moody 26 yaşında iki çocuk annesi Gloria en son 25 Ekim 1969 gecesi British Columbia Williams Lake'te bir bardan ayrılırken görülüyor. Gloria o hafta sonu ailesiyle birlikte bir tatile çıkıyor. Abisiyle birlikte o gece birçok bara gidiyorlar ve en son ayrıldıkları bardan da yine abisiyle birlikte çıkıyor. Gloria'nın abisi ifadesinde şöyle söylemiş. Gloria o gece bardan birlikte çıktığımızda arkamdan geliyordu. Yani o arkamdaydı ve sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. 26 Ekim'de olaydan sonraki gün Gloria'nın cansız bedeni Williams Gölü'nden 10 kilometre uzaklıktaki iki avcı tarafından bir sığır izinde bulunuyor. Beden bulunduğunda çıplak, cinsel
Saldırıya uğramış, dövülmüş ve kan kaybı sebebiyle de hayatını kaybetmiş. Polisin elinde o zamanlar bu davayla alakalı 3 şüpheli yer almakta. Yerel halk tarafından da bu 3 kişinin adı çok fazla geçmekte. Ancak resmi olarak kimse öne çıkmıyor. Yani suçlanan hiç kimse yok ve Gloria'nın cinayeti de sonuçsuz kalıyor. Gloria'nın davası gözyaşı otoyolu olarak adlandırılan davalar arasında ilk olarak kabul ediliyor. Ve Gloria'nın büyük kızı olan Vanessa Hans hala bu travmayı ailesinin ve kendisinin atlatamadığını söylüyor. Kayla McKay. Kayla 13 Nisan 2004'te British Columbia Prince Rupert'tan ilk kez kaybolduğunda 13 yaşında. Trajik bir şekilde Kayla'nın bedeni 2 gün sonra Prince Rupert sahilinde tren raylarına yakın bir alanda bulunuyor. Kayla'nın ölüm sebebi bilinmiyor. Ne cinayet ne de intiharla sınıflandırılmamış. Kayla'nın kaybolmasından birkaç gün önce komşu kasabada bir kız intihar etmiş ve bu sebepten dolayı da intihar seçeneği göz önünde tutulmuş olmalı. 2014 yılında adli tıp Kayla'nın ölüm sebebinin akut alkol zehirlenmesinden kaynaklandığını söylüyor. Kayla'nın bir suça karışma ihtimali de göz önünde tutulmuş. Kayla'nın ailesi bu bulgulara hala itiraz etmekte. Kayla da gözyaşı otoyolu kurbanları arasında yer almakta. Lena Derrick. 7 Ekim 1995'te 19 yaşındaki öğrenci Lena ablasını ziyaretten dönerken 16. otoyolda bir benzin istasyonundan kayboluyor. Lena üniversite öğrencisi, ormancılık bölümünde okuyor ve gerçekten çok başarılı bir kız. Lena o gün okuldan çıktığında eve uğruyor, sırt çantasını ve okul malzemelerini eve bırakıyor. Daha sonra da kasabada bir gece geçirmek için bir arkadaşıyla buluşuyor. Lena o gece kız kardeşiyle de konuşuyor. Kız kardeşi borçlu olduğu parayı vermek için Lena'yı evine davet ediyor ve görüşmek istediğini söylüyor. Sabah saat 3.30 sıralarında Lena kardeşinin evine gidiyor ve parasını alıyor. Biraz sohbet ediyorlar. Ve bu Lena'nın son kez görülüşü. Ailesi o gece Lena'nın dışarıda olduğunu bildiği için hemen kayıp ilanı oluşturulmuyor. 11 Ekim 1995'te Lena'nın kayıp olduğu anlaşılıyor ve hemen bir arama ekibi oluşturuluyor. Gözyaşı otoyolu boyunca öğrenci her yerde aranıyor ve bütün yol boyunca kayıp broşürleri bastırılıp asılıyor. Benzin istasyonundaki bir çalışan sabahın erken saatlerinde Lena'yı gördüğünü bildiriyor. Çalışanın ifadesi şu yönde. İki kaba adamla hırpalanmış bir araca binerken gördüm. Ancak bu ipucu güvenlik kayıtlarından doğrulanamıyor. Halktan da yardım isteniyor. Ancak Ekim ayının sonunda Lena için yapılan arama çalışmaları durduruluyor. Lena'nın teyzesi yeğeninin yerini bilen birine 10 bin dolar para ödülü vereceğini söylemiş. 2000 yılında Lena'nın davasını yürüten dedektif Liz Douglas hala takip edilen birkaç ipucu olduğundan bahsetmiş. Bunlardan birincisi Lena'nın eski erkek arkadaşı tarafından tehdit edilmiş olması. Ayrıca bir de Lena'nın dahil olmuş olduğu bir komşu anlaşmazlığı var. Lena davası hala çözülememiş durumda ve 16. otoyol davalarının arasında yer almakta. Lena'nın ailesi bir anıt yaptırmaları için teşvik edilmiş ancak aile bunu asla kabul etmiyor. Eğer bir anıt yaptırırsak onun kaybolduğunu kabullenmiş durumunda oluruz diyorlar. Ve Lena'dan bugüne kadar hala haber alınamamış durumda. Cecilia Nicole. 1 Ekim 1989 yılında 18 yaşındaki Cecilia Nicole ortadan kayboluyor. Cecilia'nın kaybı hakkında çok az şey biliniyor. Veri tabanlarındaki tutarsızlık nedeniyle tam yaşı bile net değil ve ondan da hala haber alınamıyor. Delphine Nicole. 13 Haziran 1990'da 15 yaşındaki Delphine Nicole en son 16. otoyolda otostop çekerken görülüyor. Delphine Cecilia Nicole'un kuzeni. Ve Cecilia kaybolduktan bir yıl sonra aynı şekilde Delphine de Cecilia'nın kaybolmuş olduğu bölgeden kayboluyor. Delphine'in yaşadığı kasabada oldukça yoksul. İnsanlar bir yerden bir yere ulaşımlarını sağlayabilmek için otostop çekmek zorunda kalıyorlar. Ve çoğu kaçırılıyor. Delphine hakkında da herhangi bir bilgi günümüze kadar hala ortaya çıkmamış ve onun için de kimse suçlanmamış. Albert Gale Williams. 25 Ağustos 1989'da 26 yaşındaki Albert Gale, Prince'deki bir bardan ayrılırken kayboluyor. Albert, mevsimlik bir konserve fabrikasında işçi olarak çalışıyor. O gün erken saatlerde işten ayrıldıktan sonra kız kardeşiyle birlikte bara gitmeyi planlıyorlar. 25 Eylül 1989'da cansız bedeni Prince Rupert'tan yaklaşık olarak 23 mil uzakta bulunuyor. Yani gözyaşı otoyolunda. Albert Gale saldırıya uğramış ve boğularak öldürülmüş. Kız kardeşi Claudia fabrikadaki bir adamdan bahsediyor. Albert'ın aynı fabrikada işçi olan bir adamla romantik bir ilişki içerisinde olduğunu söylüyor. Ancak bu adam resmi bir şüpheli olarak asla görülmemiş ve sorgulanmamış. Helena Edna Tomut.
1989 yılında 17 yaşındaki Helena Edna, British Columbia, Wellsburg yakınlarından kayboluyor. En son gözyaşı otoyolunda otostop çekerken görülüyor. 1991 yılında iskelet kalıntıları bulunuyor. Ve diş kayıtlarından bu iskelet kalıntılarının Helena'ya ait olduğu bildiriliyor. Helena'nın kalıntılarıyla birlikte başka bir kadının, 34 yaşındaki Alice Friesen isimli bir kadının da yine kalıntıları Helena ile aynı bölgede bulunuyor. Her iki olayda da hiçbir ipucu bulunamıyor ve ikisi de sonuçsuz kalıyor. Tanya Lisk. 18 Temmuz 2004'te 16 yaşındaki Tanya Lisk, British Columbia Vernon'dan kayboluyor. O gün Tanya erken saatlerde bir arkadaşıyla temasa geçmiş. O gün için planlarının ne olduğunu bildiriyor arkadaşına. Ve onun son temas gördüğü dakikalar bu dakikalar. Arkadaşları ve ailesiyle yapılan röportajlarda herkesin ortak bir fikri var. O da Tanya'nın otostop çekmiş olması. Tanya da 16. otoyolda kayboluyor ve bu dava ile ilgili de hiçbir suçlu ortaya çıkmıyor. Tamara Chipman. 21 Eylül 2005'te 22 yaşındaki bir çocuk annesi Tamara Prince Rupert'tan kayboluyor. En son sanayi bölgesinde otostop çekerken görülüyor. Söylentilere göre Tamara yetişkin bir birey olduğu için polisler çok da bu olayı yine önemsememişler. Ve olay olması gerektiği gibi detaylı araştırılmamış. Arkadaş ve ailenin verdiği röportajlara göre Tamara'nın öldüğüne inanılıyor. Tamara'nın bir aile üyesinin röportajına göre Tamara küçük oğlu için hayatını rayına koymaya çalışan bir anne. O babasının kızı olarak tanımlanır. Ailesi ve arkadaşları, çevresi onu çok seviyor. Ve onu geri getirmek istemişler ancak yine Tamara davasında da hiçbir gelişme olmamış. Jane Virginia Sampar. 14 Ekim 1971'de 18 yaşındaki Jane'in kaçırıldığı bildiriliyor. Kaybından bir gün önceki geceyi kuzeniyle birlikte geçirmiş ve ertesi günde kuzeniyle birlikte evlerine doğru ilerliyorlar. 16. otoyol üzerindeki bir köprüden geçerken kuzeni eve dönüp bir ceket alması gerektiğini söylüyor üstüne ve üşüdüğünü söylüyor. Jane ise onca yolu tekrardan geri dönmek istemiyor ve kuzenini burada beklediğini söylüyor. Ben seni bu köprünün üzerinde beklerim. Sen dön, ceketini al ve gel diyor. Kuzeni geri dönerken Jane'i bıraktığı bölgeye yaklaşırken bir araba kapısı çarpma sesi duyuyor. Ve maalesef ki köprünün üzerine geldiğinde Jane'i bulamıyor. Jane 6 çocuktan en küçüğü, lise eğitimini tamamladıktan sonra bir şirkette çalışmaya başlamış. Genelde sessiz ve utangaç bir kişiliğe sahip ve Jane eve dönmediği için de annesi hemen kayıp ilanında bulunuyor. Polisler, arama köpekleri ve oturdukları kasabadaki herkes arama çalışmalarına katılıyor. Erken yağan kar ise bir süre arama ekiplerine engel oluyor. Yani arama birkaç günlüğüne durduruluyor. Ancak Jane'in ailesi hemen tekrardan dönüş yapıyorlar arama. Resmi arama 8 gün sürüyor. 1985 yılında polislerin Jane'i ölü olarak ilan edip daha sonra da davayı kapatmaya çalıştıkları ortaya çıkmış. Ancak aile yeniden olaya el atınca Jane yine kayıp kişi olarak dosyalanmış. Bu olaydaki en garip olan şey ise Jane kaybolduktan sonra erkek arkadaşı da boğulmuş bir şekilde bulunuyor. Üstelik de Jane'in kaybolduğu aynı bölgede. Bu olayla alakalı birçok teori de ortaya atılmış. Kaçtı, kaçırıldı, hayvan saldırısına uğradı, seri katiller ya da arkadaşlarından biri ya da ailesi, aile bile suçlanmış. Ancak hiçbir şey ortaya çıkmamış bu davada da. Ve Jane'den de hala hiçbir haber yok. O da 16. otoyoldaki kayıp kişiler davalarının arasında yer almakta. Bir önceki videoda bahsettiğim Cody Lejbekov'un kurbanları. Onlar da 16. otoyol gözyaşı otoyolunun cinayet ve kayıp davaları arasında yer alıyor. Karin Thomas. 3 Temmuz 1976 yılında 21 yaşındaki Karin 16. otoyolda evine gitmek için otostop çekiyor. O sırada Karin hamile ve doğumada sayılı günler kalmış. Karin'e yol kenarında bir kamyon çarpıyor ve hayatını kaybediyor. Başta olay bir kaza olarak kabul edilse de sonradan bu işin bir cinayet olabileceği ortaya çıkıyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Richard isimli kamyon sürücüsü Karin'i yol kenarında otostop çekerken görüyor ve bilerek yoldan çıkıp kadına çarpıyor. Karin ve bebeği yol kenarında hayatını kaybediyor ve bebeği kurtarmak için de hiçbir çalışma yapılmamış. Aynı zamanda görgü tanıkları Richard'ın bilerek yoldan çıktığını ifade etseler de polis yine de onu suçlamamış ve olayı bir kaza olarak kabul etmiş. 3 saatlik denetimsiz sorgudan sonra sürücü suçsuz bulunmuş. Ve Richard isimli bu sürücü daha sonra başka bir adama daha çarpıyor ve onun da ölümüne sebep oluyor. Kanıtlar adamın Karin'e
Bilerek, isteyerek çarptığını gösterse de yine de bu adam suçlanmamış ve Carrie'nin babası da Richard'a karşı bir dava açmış. Ancak açılan davada yetersiz kanıt sebebiyle düşürülmüş. Richard'ın diğer çarptığı adamın ölümü de şüpheli olarak kabul ediliyor. Ancak yine de hiçbir suçlama yapılmıyor. Mary Jane Kovacs. 10 Ekim 1981 yılında 36 yaşındaki Mary Jane en son 16. otoyolda kavşakta görülüyor. 17 Ekim 1981'de bedeni su dolu bir hendekte bulunuyor. Mary Jane 22 kalibrelik bir tabanca ile kafasından defalarca vurulmuş. Ve Mary Jane Edward Dennis Isaac isimli seri katilin son kurbanı olarak biliniyor. Roswitha Fuchs-Bickler. 14 Kasım 1981'de 14 yaşındaki Roswitha'nın babası tarafından kayıp olduğu bildiriliyor. Roswitha o gün bir arkadaşıyla buluşmayı planlıyor ancak son dakikada fikrini değiştirip bir partiye katılıyor. Parti bittikten sonra da erkek arkadaşıyla takılmak için onu arıyor ve daha sonra daireden ayrılırken bir adamın onu gideceği yere bırakmayı teklif ettiğini gören tanıklar var. Ve Roswitha başta bu teklifi reddetse de daha sonra kabul etmiş. 21 Kasım 1981'de ormanlık bir alanda koşucular tarafından cansız bedeni bulunuyor. Bedeni bulunduğunda çıplak, elbiseleri ise bedeninin hemen yakınında duruyor. Boğulmuş ve onu öldüren gerçek darbe ise kalbine almış olduğu tek bir bıçak darbesi. Ve Roswitha da Edward Dennis Isaac'in kurbanı olarak biliniyor. Nina Murray Jessup. 16 Ağustos 1982 yılında 15 yaşındaki Nina boğularak öldürülmüş halde bulunuyor ve o da bıçaklanmış. Nina da seri katil Edward Dennis Isaac'in kurbanı. Edward Isaac bu olaylardan sonra tutuklanmış ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış. Monica Jack. 6 Mayıs 1978'de 12 yaşındaki Monica'ya yeni bir bisiklet alınmış ve o da 16. otoyolda bisikletini sürüyor. Monica o günden sonra bir daha ortalarda hiç görülmüyor. Kendisi 16. otoyol olaylarının en genç kurbanı. Öğretmenleri ve arkadaşları kendisinin çok güler yüzlü ve arkadaş canlısı bir çocuk olduğundan bahsediyorlar ve annesi Monica'yı tatlı gülüşüyle hatırlıyor. Monica kaybolduktan bir yıl sonra bisikleti bulunuyor. Bunun üzerine yeni bir arama başlatılsa da hiçbir iz bulunamıyor. 2014 yılında Gary Taylor Hedlund adında bir genç Monica'nın kaybıyla suçlanıyor. Aslında Gary başka bir suçtan yakalanmış. Ancak o korktuğu için ve panikle bilmeden Monica'nın cinayetini itiraf ediyor. İfadesi şöyle: Monica'yı bir otoyol çıkışında yakaladım ve bisikletini bir kenara fırlatıp onu karavanıma götürdüm. Onu karavanımın banyosuna sürükledim ve orada ona hakaret ettim, aşağıladım ve onu boğarak öldürdüm. Sonrasında ise elbiselerini yaktım ve vücudunu da yaktım. Ancak vücudunun çoğu bölümü yanmadı. Avukatı Gary'nin bu bilgilere bir belgesel yoluyla ulaştığını söylese de, yani bir belgesel izledi ve oradan bu ipuçlarını aldı, daha sonra da kendisi yapmış gibi itiraf ediyor dese de, Gary zorunlu müebbet cezası taşıyan birinci derece cinayetten suçlanıyor. Bu otoyolda neden bu kadar kayıp ve cinayet vakası olmuş? Aslında başta söylediğim gibi her şey ortada. Yani devletin bence buna bir an önce el atması gerekiyor ancak bunun için hiçbir çalışma da yok. Ve toplu taşıma araçlarının da yeniden gözden geçirileceği, o bölgelere yeniden toplu taşıma araçları sağlanacağı da söylenmiş. Ancak yerli halk tarafından hala böyle bir girişimin olmadığı söyleniyor. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Hem yoksullukla uğraşıyorlar, çalışmak zorundalar. İşe gitmek içinse herhangi bir toplu taşıma araçları yok, kendi araçları da yok. Mecburen otostop çekmek zorunda kalıyorlar. Ve bunun sonucunda ise yaşanan olaylar ortada. Bu konu benim için gerçekten çok ilginç bir konuydu. Bir tane de romanı varmış, yine aynı isimde, Gözyaşı Otoyolu adında bir roman varmış. Bunu gerçekten bulup okumayı çok isterim. Sizler de düşüncelerinizi yorumlarda bildirebilirsiniz. Ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dava videosu da görüşmek üzere. Videoyu izledikten sonra beğenirseniz çok mutlu olurum. İzlediğiniz, dinlediğiniz ve beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgi ve saygıyla. Hoşça kalın.